Merhaba arkadaşlar. Milletin Bakanlığı'nın açıklanan yeni literat programı ile e, YÖS sınavları arasındaki ilişkiyi kurmak istiyoruz. Bununla ilgili bazı sorular geldi. Ne değişir, bir şey değişir mi? Yeni konular eklenir mi? Hangi konular çıkar şeklinde? Bunlarla ilgili kısa bir video çekmeyi düşündük. Öncelikle müfredat kelimesi, Arapça bir kelime ve eğitim öğretim demek. Yani şu anki adıyla ve eğitim öğretimin her şeyini kapsar. Bilgi ve kültür diye de düşünebilirsiniz. Evet şimdi önümüzde 2024 Mayıs sınavı var ve yine 2024 Ekim sınavı olacak. TRYOS YOS için konuşuyoruz. 2025 yılı için henüz açıklamadı ama e, tahminen eğer değişmezse 2025 Mayıs ve 2025 Ekim sınavları olacak. Yine alınan karar gereği yılda iki kere yapılır görüşü var TRYOS sınavının. Bu bağlamdan baktığımız zaman açıkçası bizi etkileyen bir durum var mı? Yok. Çünkü yeni mifedat bu yıl 2024-2025 eğitim öğretim yılında dokun sınıflara uygulanacak. Yani sizin bu TNY sınavlarını, bu da 1 2 üç, dört tane sınav var. Bunları etkilemesi mümkün değil. Çünkü dokun sınıflara başlayacak. Siz şu an Zaten bu sınavlara girmek için ya 11. sınıf ya da 12. sınıf olmanız gerekiyor. Oraya böyle bakalım. Zaten 9. sınıf veya şu anki tarih itibariyle 9. sınıf veya 10. sınıfsanız zaten TL sınavlarına eğer liseyi Türkiye'de okuyorsanız, yabancılıklı olsanız bile artık giremiyorsunuz. Anlankara gereği TYT, AYT yani kısa adıyla YKS sınavlarına girmez zorunluluğunuz var. Ha bu kararlar değişir, şu olur, budur onları daha sonra konuşuruz. Ama şu anki cari, geçerli kararlara göre ve yeni müfredatla 9. sınıftan başlayacağına göre sizi etkileyen bir şey, bir durum yok. Ha şunu söyleyebilirsiniz, 2025'ten sonra olacak. E tabii ki... E, Artık orada yine sizleri etkilemeyecek aslında. Zaten liseyi Türkiye'de okuduğunuz için bu sınavlar zaten sizi bağlamayacak. Yani 2026 sınavı, 2027, 2008 neyse bu TRY sınavları zaten yurt dışındaki öğrenciler için yapılacak. Ha şunu söylerim TRY sınavları 2005'ten sonra devam edecek. Türkiye'de de yapılabilir. Ama ne olur belki merkez sayısı azaltılır ve daha az önce girer. Şartları sağlayan öğrenciler tabii ki azalacaktır o durumda. Ama şunu söyleyebilirim. Yeni müfredata bakarak zaten bunu daha önce de söylemiştim sizlere. Çünkü yurt dışını da incelediğim için çünkü TR sınavı işte söyleyelim mi? Bu çok önemli. TR YÖS sınavı açıklanan yeni bilgiye göre 55 ülkede yapılacak. Türkiye dahil tabii ki. Kıbrıs dahil 55 ülke. Bu ciddi bir rakam. Şimdi öyle şimdi Nijerya, Moğolistan, İngiltere'deki, Japonya'daki eğitim öğretim sistemi de bu sınava uygun olması lazım. <laughs> o yüzden her türlü e, soruyu, her türlü konuyu soramazsınız. Sorarsanız o mesela mod sorusu. Mod bazı ülkelerde yani bizim ülkemizde mod diye geçiyor bazı ülkede üçgen. Bazı ülkelerde çizgi üçgen diye de kullanılıyor. O zaman ne oluyor? Bir sembol farkı ortaya çıkacak. Ha şunu söyleyebiliriz. E, sayılar kümesi tüm dünyada işte N doğal sayılar önce Z yazalım. E, sonra tam sayılar ve reel sayıları tüm dünyada bu hatlar kullanılıyor. Doğal sayılar biraz farklı oluyor. Ülkemizde doğal sayılar deyince doğal sayılar ülkemizdeki doğal sayılar kümesi sıfırdan başlıyor. Ama bazı ülkelerde doğal sayılar kümesi birden başlar. Onu dikkat çekeyim. Ha, tam sayılar kümesi ve reel sayılar kümesi zaten sıkıntı yok. Zaten kompleks sayılar kümesi zaten sınava dahil diye de C vardı. O şu an kaldırıldı. Yine burada e, kümeler konusundan yine devam edersek. Zaten bu çok önemliydi. E, tümleyen küme. Yeni mifrat, yeni müfredatta yok. Tümleyen küme. Yani hani şöyle kümeler vardı. A'nın üzerine bir çentik, apostol koyuyorduk. İşte veya A, işte birleşim, B'nin tümleni diyorduk. Değil mi? Bu yine bazı ülkelerde gösterilmiyor. Liselerde ve belki farklı semboller kullanılabilirdi. İşte bu yeni müfredatta, MEB'in yeni müfredatında bu konu yok. Yani daha doğrusu evrensel küme konusu yok. Yani E harfi yok. Evrensel küme konusu yok yeni müfredatta. Zaten TR 2023 Ocak ve Kasım sınavında da tümleyen kümeden soru gelmemişti. O zaman şunu diyebiliriz belki. Bakın bunu tekrar söylüyorum. Bu benim görüşüm sadece. Çıkar çıkmaz onu bilemeyiz. 2024 ve 2025 sınavlarında da tümleyen kümeden soru gelmemesi mümkün olabilir. Ve ben de öyle bekliyorum. Bu çıkmayacak anlamına gelmez. Benim kişisel görüşüm bekleme e, rancım, rencim, tarzım bu şekilde. Evet. Bunları o zaman belki belki yine çalışarım ama pek buradan sonra beklemiyoruz. Çünkü zaten yeni bir hatta arkadaşlar. Bu konu kaldırıldı. Şöyle isterseniz bir şöyle yıldız koyalım. Bir de biz de etkileyecek olan konu hem de aynı zamanda daha ileriki yıllarda sınavlara gidecek olan arkadaşlar için de bir ipucu olsun. Polinomlar konusu. Evet. TRS sınavlarında hani bizim aramızda konuştuğumuz şekilde matematik konularından sadece polinomlardan soru geldi. Ocak ve Kasım sınavında ikişer soru geldi. Yani 30 tane matematik sorusunun iki tanesi polinomdan geldi. Yeni konu eklenebilir mi? E olabilir tabii ki. Yani belki ikinci denklemler, hani belki parabol, belki buradan soru gelebilir, beklenebilir. Ama şu an polinomlara bakarsak, polinomlar özelinde, evet polinomlar e, yeni müfredatta 12. sınıfa alınmış. Ki ÖSYM genelde 9. sınıf ve 10. sınıf konularına bakıyor TRIO sınavında. Onları kapsıyor. Zaten sınavın adı neydi? Temel matematikti. Öyle olunca tabii 2026 sınavını, 2027 2020'de, 2028 sınavları, onları o günleri görürsek inşallah yine bunları konuşuruz ama yani o, polinomdan sonra gelir mi gelmez mi? Belki böyle bir şey çıkabilirdi bundan 3-4 sene sonraki e, sınava gidecek olan e, öğrenciler için. Bunu söylemek istiyorum. Onun dışında açıkçası yeni müfredatın Ha bir de şunu da söylemek isteyeyim. o da aslında önemli. Hatta ben bu konuyu anlatmıyorum tr Yoz kurslarımızda. KTZ'den çarpım. Bu da yine çünkü ben birçok ülkede inceliyorum. TQTK sınavı, Gauko sınavı, MATURA sınavları, işte SAT sınavları onları takip ettiği için bunları onlara söylüyordum. Kartezyen çarpım da arkadaşlar yeni müfredatta kaldırıldı. Hani A, hatta bakın buraya bir X koyuyorduk. Şimdi bu X yani başka bir ülkedeki öğrenci için çok şey hani ne anlama gelir arkadaşlar bu? A çarpı B kümesi yani çarpım Kartezyen kü, çarpım kümesi veya Kartezyen çarpım biliyorsun genelde e, bir koordinat sisteminde gösteriyorduk. Şimdi bu da birçok ülkede anlatılmıyordu. Yeni müferatta kaldırıldı. Buradan da belki yine TR YÖS sınavlarında bu 2024 ve 2025 sınavlarında e, buradan da soru gelmeme ihtimali yüksek diyebilirim. Bakın tekrar söylüyorum gelmez diyemeyiz arkadaşlar gelmeme ihtimali yüksek diye konuşuyorum. O yüzden burada bir şöyle çarp, bu çarpı derken şöyle yapalım, <laughs> iki çarpı olmasın, şöyle atalım da. <laughs> yani bundan da yine, Zaten ben bunu göstermiyorum öğrenciler. Tüm yeni göstermiştim ama artık buna sonra bununla ilgili pek ağırlık vermeyeceğim buna. Polinomları gösteriyoruz. Evet, oradan yine iki tane soru geliyor ve her türlü polinom sorusu bekleyebiliriz. İntegral, türev, limit zaten bunlar bizim TD, göz konuların içerisine girmiyor. Logaritma, karmaşık sayılar. Zaten bunları göstermiyorduk. Olaya böyle bakalım. Yani yeni ifadat açıkçası şu an TR 2024 ve 2025 sınavlarını çok etkilemesi mümkün değil. Zaten bizleri bağlamıyor ama sadece şu iki konuyu kastedeceğim çarpım ve tümleyen küme veya evrensel küme kavramlarından da soru beklemeyeceğinizi benim kişisel görüşüm bu. Azetmek etmek sizlere bildirmek istiyorum. Hepinize Yine bu sınavlarda başarılar diliyorum. Açıklama kısmında yine sorularınızda eğer olursa onlara cevap vermekten mutluluk duyuyorum. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.